Orijinal Lumberjack. Şöyle de gösterirsek. Kaç numaraymış? 41 numara. Tabi biraz bakıma ihtiyacı var bizde. Herkese Antika Kasap YouTube kanalına selamlar efendim. Videonun başında gördüğünüz gibi bir ayakkabı ve şöyle ikili torba. Heybemizi astık. Kıyafet iki torba bulduk. Marka kıyafetler esasında. Ya marka dediğim şeyler yani. Şu bildik markalarını. Yani düzgün kıyafetler. Zaten kirli yırtık olanları almıyorum. Sadece temiz, kışlık çoğunlukla bir tane deri çantamız var şu an. Bayan çantası. Biraz plastik. Arabayı bugün biraz uzağa bıraktım. Aha, ben şurada biraz daha bir şeyler gördüm. Onlara ait bir. Onu arabamızın yanına bir an önce gidelim. Dur. Şurada bir kırmızı çanta var. Marka mı değil mi bilmiyorum. Şurada biraz plastik var. Onları alalım. Sonra arabamızın yanında buluşalım. Daha arabanın yanında buluşamıyoruz. Biraz oyuncaklar çıktı. Onları ayıklayacağım. Ondan sonra arabaya geçeceğim. Dur bakalım neler çıkacak. Oyuncakları ayıkladık şimdi. Torbadakileri attık. Bayağı bir şöyle oyuncaklar var. Markalar hep. Yani şunlar belki bazı oyuncak şeylerinden çıkabilir. Ama uçan bebek var şu. Kablosu falan yanında. Şu lambalı bir şey var böyle havaya fırlatıyor. Ama bayağı bir oyuncağımız oldu. Çanta sağlam temiz. Bir marka ya da bir model değil. Şöyle tütsü çıktı. Bir tane de altı. Nasip bunları bulduk. Tabi buradan da hem bir abone hem de bir kapıcı abimizle tanıştık. Onun elinde de bir şeyler varmış. Nasip olursa bayramdan sonra alacağız onları da. Çok farklı bir tarzda bir bıçak denk geldi böyle. Güzel. Ağzı açık. Sivri. Keskin. Ama harbi enteresan bir şey. Neden böyle bir şey yapmışlar? Ben de anlamadım ama güzel bir tarz bir ürün. Kamçı bir abimiz gördü temimizi. Tam ben arabanın yanına yanaştım. Bu yırtık kırık demir koltukları varmış elinde. Kamp koltukları. Onları da sağ olsun bize kadar getirdi. Bunları şimdi şu bezlerini yırtalım. Çöpe atalım. Şöyle çöp yanımızda. Demirlerini alalım. Orijinal kros terlikler bulduk. Şöyle. Numarası 40 falan galiba ya. 9-11. Hatta yurt dışı bunlar. Yurt dışında rakamlar biraz farklı ya. Onlara göre. Yani mesela bizdeki 42 numaraya onlar 18 numara diyor. 16 numara diyor. Bunda da 11-9 falan yazıyor ya. Ama orijinal ürünler. Bizle beraber. Şöyle bir içeceğimiz var. Tirkiz Kavaklıdere. Tarih tabi yok ama öküz gözü. Güzel ürün. Bir tane bu kalın alüminyumdan olan kahve makinesi. Şöyle yanaşırsak parlamadan. Ufak boy. Bunun büyükleri de var. Bende vardı hatta büyük. Ufa. Made in Italia. Şöyle farklı bir bebek gördük. Altı sünger. Kafası et. Gözler biraz şaşibeş. Şu kafasının üstünde bir şey varmış galiba ama çok farklı bir formatta bir oyuncak bir bebek gördük. Tabii ki alıyoruz bunu. Bir torba dolusu kıyafet. Çok marka edip bir şeyler yok içinde. Sadece bir takım elbisesi var. Takım elbise de yani damatlık olarak değil. Böyle 17-18 yaşında genç bir erkek takım elbise var içinde. Güzel bir şeydi ama. Yani tabi tek tek göstermeyeceğim ben bunları. Devam ediyoruz. Burada bayağı bir takılar var. Şöyle. Şunun gibi. Bu gümüş olma ihtimali var. Bir saniye ben bir lambamı yakayım bakayım. Gümüş olup olmadığını göstereyim size. Abi gümüş değil. Bu elindeki. Şimdi baktık. Şunlar da pek fazla benzemiyor. Ama şu üzerindeki taşlar görüyoruz parlamayı. Değerli olabilir. Ama değil. Yani fark ettiğim bir noktası var. Oradan dolayı değerli olabilir diyorum ama. Neyse ben bunları tabii ki yanımıza alacağız. Bir torba ayarlayayım. Bunlar olmadı bit pazarına bakarız. Hem gece karanlığı
Hem de benim kafamdaki ışık da yetersiz. Çok belli etmiyor. Şimdi gümüş deyip de sizi de kandıracak halim yok. Ama inşallah gümüş çıkar. Şu takım şurada. Dediğim gibi bunu bıt pazarında tezgah açtığımızda boştayken bir bakarız. Yağmur'un da bayağı zamandan beri istedi bu Natur mu, Natur'u mu? Öyle bir şey var ya, oyuncaklar yeni. Onlardan denk geldi. Orijinal değil büyük ihtimalle. Ama Yağmur buna tabii ki çok sevinecek. Çünkü bayağı zamandan beri istiyorum, alalım, istiyorum, alalım diyorum. Çaptan mı? Temiz şöyle bir kalemlik çıktı. Hafiften size göstereyim. İçinde bozuk paralar var. Şu arka tarafta bir takılar var. Yine bozuk paralar var. Bozuk paralar. Bunlar da Yağmur'a. Bu Natatuyu mu? Tatatuyu mu? Ne olduğunu, isminin dilim dönmüyor. Onu da bulduk. Şöyle bir tane porselen. Şu alt tarafını çevirirsek. Parça bulduk. Ama bozuk paralar. Oyuncak Yağmur'a. Şurada da 2-3 çift ayakkabı bulduk yine. Şu turuncular güzelmiş. Bunları bir bakayım. Yere koyduktan sonra size göstereyim. Sağlam mı değil mi? Sağlam olmayanları zaten çöpe atacağız. Sağlam olanlar bizim de Cap marka. Yağmur. Cap marka. Nike. Converse. Üçü de sağlam. Yırtığı patlağı çatlağı yok. 39 numara. Büyük bir ihtimal üçü de aynı numaralı. 39 numaralı. Pazarda satacağız tabii ki. Demek ki bulduğumuz küpelerden birinin arka kopçası. Şöyle yan çevirdim. 925 gümüş. Demek ki onun içine gümüş olanlar da var. Şunun arkasındaydı ama büyük bir ihtimal yazı gözüküyor da ben bile ne zor görüyorum yani. İlerleyen zamanlarda bu türde mobilyalar da buradan çıkıyor. Mesela işte şu an depomuz olsaydı şu kapakların ikisini söküp dükkanımızda raf olarak kullanabileceğimiz bir mobilyaydı ama şu an depomuz olmadığı için bunları alamıyoruz. Ya da sehpa esasında bit pazarına götürüp satılabilir. Sağlam, temiz. Çok fazla çiziği yok üstünde. Ya yine bir şeyler görür de ama ben de ona götürecek yer yok. Kapı var bir tane. Camları sökülmüş. Mesela bunun şu alüminyum kollarını alabiliriz. Ama şimdi gece geç saat oldu. Şu an saat 11.30. Gürültü yapmaya gerek yok. İnsanlar uyuyor. Bu akşam da işlerimizi bitirdik. Neden arabanın içindeyim, dışarıda değilim? Şöyle arka taraf burada. Pazar malı. Eşyamız çok. Gece geç saat oldu. Şu an 12.10 geçiyor saat. Ya bu saatten sonra milyarlık bir mal bir tane ortada olsa almam. Çünkü yani arabayı bir tane el arabasını sürerken biraz dikkat ediyorum. Çünkü saat 12 oldu, insanlar uyumaya başladı. Ya da uyuyanlar var. Onları rahatsız etmemek için. Yani şu an kapanışı bile arabanın içinde yapıyorum ki. Sesimden dolayı işte camları açık, balkonlar açık, artık yaz ayı geldi. Kimseyi rahatsız etmeyelim ama biz tamam ekmek parasına buradayız da insanlar da dinlenmenin peşindeler. Yağmur için bayağı bir kalem denk geldi. Yağmur kalemi, yani herkesin bir hobisi vardır. Yağmur'un da ilkokulu başladığından beri kalem kalem kalem, yani binlerce evde kalem var. Ama hala da kaleme doymuyor. Ona birkaç tane, birkaçtan fazla kalem bulduk. O temin dediğimiz Natatuyu mu, Natatiyi mu? Neyse bir oyuncak var. Onu bulduk. Onları bir gösterelim ve kapanışımızı yapalım o zaman. 2-3 yerden denk geldi. Bayağı bir kalem, işte bir tane makas. Renkli boyalı kalemler. Ama buna daha çok sevinecek. Onu çok iyi biliyorum. Tabii biraz tozlu. Bir makineye atar bunu, yıkattırırız. Büyük bir ihtimal şu an uyumuştur bu saatte. Sabah kalktığında bunda karşılaşır. Yani ilk videoya başladığından beri çöpe çıkacağız, çöpe çıkacağız. Çıkmaya başladık. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 7. ya da 8. videomuz. İnşallah umarım hoşunuza gidiyordur. Dediğimiz gibi ürün odaklı, işte bulduğumuz parça odaklı. İşte ne denk gelirse, çöpün içi değil. Bilerek çekmiyorum ki, dediğim gibi yani diğer videoda bahsetmiştim. Atıkları, yani yemek atıklarını, ev atıklarını görmenizi istemem. Kıyafetlerde sadece işte dediğim gibi markalar, temin de bayağı bir gördünüz, bir torba da olsa kıyafet vardı, hepsini değil. Ama kıyafetlerin hepsini tek tek açmak istemiyorum ki, çünkü insanlar bazı özel eşyalarını atabiliyor. Onların gözükmesine gerek yok. Ya tamam, kimin olduğu belli değil ama ben de gözükmesini istemem. Videonun içinde yer almasını istemem. Videonun içinde yer almayacak zaten ürünleri göstermem.
Nasip bakalım. Ben de yoruldum. Saat 12.30, eve varmam 1. Sabah saat 6'da geri kalkıp işe devam edeceğiz biz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşi dost akrabayı paylaşmayı unutmayın efendim. İyi akşamlar. İyi geceler esasında, ne akşamı.